eve geldik. Wow. You to please read this information. Yes. And I need your passports. Yeah. Okay. Bizim pasaport. City beach is called Barceloneta. Barceloneta neighborhood. Mm-hmm. And beach. Mm-hmm. Mm-hmm. This is the most crowded beach. Oh, okay. It's cool if you want to see a lot of people doing activities, mm-hmm. sports, bars. But if you want to relax, it's not so cool. Okay. Uh-huh. If you want to relax, I will go to the beaches here. Mm-hmm. Okay. Nova Marbella or Marbella. Right. Diagonal, our street is all bike lane. All bike lane, all bike lane. And then you go down. Diagonal. Şimdi otelden çıktık. Bu caddenin adı Diagonal Caddesi bu arada. Sebebi diagonal olduğu için. Aslında tam olarak şehri böyle diagonal bir şekilde ortadan ikiye bölüyor aslında. Kaldığımız bina bu. Bu arada aslında bizim kaldığımız yer bir otel değil, aslında bir ev. Yani aslında oda kiraladık gibi. Ama çok güzel bir ev. Zaten booking puanı falan da çok yüksek. Daha sonrasında odayı çok ayrıntılı bir şekilde hem odayı hem oteli çektiğim çok ayrı bir video yapmak istiyorum. Çünkü oteli biz çok beğendik. Bakalım son durağımız olan Barcelona'da yaşayacağız. Hadi bakalım. İşte bulunduğumuz yerden, yani otelden Sagrada Familia'ya giden mesafe, yol. Kaç dakika? 11 dakika. Dakika. Kaç metre? 800 metre. Hadi bakalım. Bu yapının özelliği bir türlü bitmiyor olması. Çünkü bunu yapan Gaudi isimli kişi bu Diagonal Caddesi'nde araba kazasında ölüyor. Ve bu yapıyı bitiremeden ölmüş oluyor. Daha sonra onun projesine bakarak bitirmeye çalışıyorlar. Bir ekip çalışıyormuş burada ama zaten özelliği de bir türlü bitmiyor olmasıymış. İşte öyle. Ama gerçekten çok güzel bir yapı. Bu arada bu tarafı zannedersem eski. Zaten belli oluyor parlaklığından. Burası daha böyle eski taşları, daha koyu renkte. Bu taraftakiler sanıyorum yenilenmiş. Biraz daha renkleri açık. Of, bu tarafı daha güzelmiş öbür tarafından. Yani eski olan hali daha güzelmiş. Çok güzel. Çok güzel. Bayıldım. Ne kadar ince işler var ya. Şurada da bir şey de. Ya inanılmaz Can ya, ayrıntılarına bakar mısın? Yani böyle baktığında o kadar ayrıntı göremiyorsun. O kadar ince işler var ki. İnanılmaz. Eski ve yeni yapılanlar çok belli oluyor. Şunlar eski, bunlar yeni. Ama keşke ya kalsa böyle, devam etmeseler. Pazarlama taktiği adam. Efendim Can? Pazarlama taktiği işte, adam dünyaya pazarlıyor şunu ya. İşte bitirmiyoruz, yok bitiremiyoruz. Bittiğinde harika olacak da bilmem ne de, 100 yıldır yapıyorlar işte. Daha %60'ı falan yok yani piyasada, bu %40'ı yani. Ya şimdi yine de devasa iki tane kulesi daha olacak bittiğinde. Gerçekten onun bitmesi mi? Bizim ömrümüz falan yetmez yani onu görmeye. Şimdi Plaza de İspanya'ya geldik. Yani İspanya, konuşamamam peki, İspanya meydanına. Burası boğa güreşlerinin yapıldığı yermiş ama şimdi AVM yapmışlar. Şimdi bu çok meşhur su gösterisi var ya, fıskiyeler falan. Onu izlemeye gidiyoruz. 9.30'da başlayacaktı. Neymiş adı tam adı? Font Musical Magical bilmem ne falan gidiyor öyle bir... Ama sonuçta siz biliyorsunuz yani. İşte. Hayır canım. Hayrat. Hayrat mı? Fıskiye gösterisi. Aynen. Havuz fıskiyesi gösterisi. Ama çok ünlü tabii. Şimdi oraya gidiyoruz. Ooo! Başlamış. Of.
kozlama yemeği ise. Şimdi bir dakika ben anlatayım. Yok, ben anlatacağım. Hayır. Ben bir şey söyleyeceğim, sonra sen anlat. Şimdi biz kahvaltı yaptık ama onu tabii çekmeyi ben yine klasik. Klasik kruvasan ve phantom tomato. Yani phantom of the opera. Ekmek üstü. Ekmek üstü domates yedik. Domat. Şimdi böyle bir caddedeyiz. Bu caddenin adını bilmiyorum ama Diagonal Caddesi'nin paraleli galiba. Yani işte La Ramla'ya giden yol diyelim. Siz anlayın artık. Evet. Şimdi biz Gaudi'nin yaptığı evlerden bir tanesindeyiz şu anda. Şu ev. Burayı galiba kendisine yapmış. Öyle mi Can? Hadi anlat. Allah kendisine mi yaptı yoksa İspanyol halkına bir armağanı mı? Onu bilmiyoruz ama gerçekten La Pedrera, Pedrera denilen bir apartman. Evet. 1906-1912 yılları arasında inşa edilmiş. Sevgili UNESCO tarafından da dünya koruma bilmem ne şeyine alınmış. Listesine alınmış. Gerçekten güzel bir apartman. Giriş 20.5 euro. Bir apartmanı gezmek için oldukça yüksek bir meblağ olduğunu düşünüyorum ama tabii çok futuristik bir yapı. Yaklaşık 100 senelik gördüğüm apartman. Evet. Yaptığı şeyler çok böyle masal gibi bence. Böyle masallardaki evlere benziyoruz. Bence Sagrada Familia da öyle. Çok böyle masal şatosu gibi. Yani yaptığı şeyler normal böyle hep yuvarlak. Yani düz işlemeleri yok. Hep böyle bir ovallik, böyle nasıl denir ona? Bombelik falan var. Simetri yok. Aynen. Evet, simetri yok. Daha doğru. İşte Dali'nin şey hali, mimar hali gibi bir şey böyle. Yaptığı eserler hep böyle. Evet. Şu balkonlar gerçekten çok enteresan. Burası da bir diğer ev. Bak şimdi. Ya sanki böyle masal gibi. Çok tatlı. Sanki şu şeyler de kemik gibi. Aynen. Değil mi? Aradaki sütunlar. Yolculuğundan sonra farklı yöne geldik. Şimdi farklı yönün içine gideceğiz. Şimdi Gaudi'nin yaşadığı eve giriyoruz. Merhaba Gaudi. Bayıldım. Gözetleme gözüme. Kapılar dolu da kim geldi diye baktım belki o. Arı kovanı gibi. Şey gibi ya, Beter Böcek filmi. Evet, Beter Böcek filmi gibi. Ama çok güzel bence. Pensando en ti.
güzel bir yemek yedik. Bu restoranın adı Rizia. Az önce gösterdim size zaten. La Rambla Caddesi'nde. Şimdi Park Boy'la gideceğiz. Şimdi Park Boy'la geldik. Aslında biz 1 saatimiz 7'ydi. Ama 7-7.30 arasında bir şekilde gittik. Normalde eskiden, yani birkaç yıl önce galiba, kaç yıl önce? 7 yıl önce ücretsizmiş, ücretsizdi. 8 yıl önce, internetten aldık. Evet. Biz aslında gündüz geldik, biliyorsunuz oraları zaten, girememiştik. İnternetten bilet aldık ama işte geldiğimizde de biraz geç kaldık. Aşağıda yemek yedik, onu da gördük zaten. O yüzden biraz geç kaldık ama bizi içeri aldılar. Okulun önündeki güvenlik söylemeyin dedi. Yani eğer buraya gelirseniz mutlaka saatinde gelmeye çalışın. Zaten size bir yarım saat veriyorlar. 7 ile 7.30 ya da 8 ile 8.30 gibi. Bu arada park 9.30'da kapanıyor. Şimdi biz de hızlıca gezeceğiz. Evet, gerçekten enteresan bir yerdeyiz. Bu lezzetli çipetbet ya. Bize Gaudi mi demeye çalışıyor? Ne yapıyor ya? Hadi gidelim, daha çok var. Şimdi biraz dışarı çıkıyoruz. Bir şeyler içeceğiz falan ama otelin etrafında olacağız. Bu bölgeyi keşfedeceğiz. Aynen, bu bölgeyi keşfedeceğiz. Yarın biraz böyle bisiklet falan süreceğimiz için ve akşam da gece dışarı çıkmak istediğimiz için çok fazla yorulmak istemiyoruz. Ben böyle bir elbise giydim bu arada. Çok uzun. Sıkıştırıp duruyorum her yere. İyi yanmışsın. Ben inanılmaz yandım. Kıpkırmızıyım yani. Görünüyor mu bilmiyorum ama. Hele sırtım felaket. Bakayım. Görünüyor mudur acaba? Ali Titanic geldi. Sırtım çok acıyor. Evet ya, bayağı. Şuralarda bir yerde tuşlara bakmam gerek. Nereden? Soldan. Şimdi otelin yakınlarında bir yerdeyiz. İsmi inşallah geliyorum. Mahallenin adı tam ezberleyemediğim için hatırlıyorum. La Villa de Gracia. Aynen. La Villa de Gracia. Burası da biraz önce kapatıyoruz zaten. Gerçekten çok güzel kokteyller var. Ben en çok benimkini beğendim ama canınki de çok güzel. O biraz daha sert. Bardağın dışında buzlar var. Emdikçe bak şöyle.
Şunu bakmıyorsan bir tanesi yere düştü zaten. Ama sunum harika. Benimkinin tadı da harika. Ama seninkinin tadı gerçekten efsaneymiş. Şey gibi. Malezya'daki o Hindistan cevizi burrito gibi. Böyle içtikten sonra başka bir tat geliyor. Bunda da öyle. Böyle çikolata geliyor. Gül aroması geliyor. Başka böyle baharatlı tatlar da geliyor. Efsane bir şey ya. Ben çok beğendim. Eğer bir yere düşerse mutlaka buraya gelin. Bu arada bu kokteyl barı da Barcelona'nın en iyi 5 kokteyl barından biri olarak. Biz bunu nereden bulduk? Kostar'dan bulduk. Genelde zaten böyle Barcelona ya da başka gittiğimiz yerlerde de, şehirlerde de hep Kostar'a bakıyoruz. Ya öyle bir şey. Vintage Mint Julep, canım içtiği. Fashion Chocolate da benim içtiğim. Kokteyl dediğin böyle olur. Canım. Ama gerçekten old fashioned. İnanılmaz güzeldi. Ben çok beğendim. Yani şu gerçekten şey bu Trip Advisor olsun, Foursquare olsun, yorumlar ve puanlara dikkat ederek bir araştırma yaptığımızda iyi bir şey yarıyor. Çok güzel yerler keşfedilebilir. Evet. Gerçekten kimseye sormadan acayip güzel. Aynen. Yerler keşfedebiliyorsunuz. Biz evet. De hep öyle yapıyoruz yani. Bildiğimiz birkaç yer vardı. Onun dışındakilerin çoğunu bu şekilde bulduk aslında. Evet. Tavsiye ederiz. Bu Old Fashioned Barcelona'da kokteyl için bizim de önerdiğimiz bir yer oldu. Evet, kesinlikle. Çok 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 beğendik. Çok güzel. Şimdi otele gidiyoruz. Sonra zaten yatar uyuruz herhalde. Sabah kahvaltıya gideceğiz işte. Biraz dükkanları, eski vintage dükkanları falan gezeceğiz. Can gelmeyi pek düşünmüyor ama ben yürüme eşi benim için artık bitti ama yani. Ama bisiklet kiralayacaktım. Tamam bisiklet kiralayacağım, yürümeyeceğim. Tamam. Artık bitti yürüme eşi. Yarın akşam bir Barcelona'nın gece hayatına bir bakalım nasılmış. Evet, bir de ona bakacağız. İnanılmaz kolum yoruldu. Bu makineyi taşımak gerçekten çok zor. Bir an önce heyecan kıvırmamız gerekiyor. Hayır. Çok kötü kolum ağrıdı. Haydi görüşürüz yarın, bay bay.